Oğlum. Annene soracaksın sonra. Çok yorgun. Canın mı sıkkın senin? Anne sonra dedim. İzin ver. Yavrum, neye sinirlisin? Hadi de bakayım anacığına. Çünkü gidecekler. Giderlerse gitsinler oğlum. Sana ne bundan? Zaten gideceklerdi. Geç bile kaldılar. Evli evine, köylü köyüne. Anne, o çocuğun burada kalması gerekiyordu. Şimdi bütün hayalleri yıkıldı. Düpedüz saçmalık yaptı. Öyle bile olsa... Hala öyle bile olsa diyorsun. Yük gibi baktın değil mi onlara? Hep öyle baktın. Sen de o çocuğa abisi, babası gibi davrandın. Ama değilsin. Bu kadar sahiplenmene gerek var mı? Anne, bir insanın bir insana sahip çıkması için illa aynı kandan mı olması gerekir? Tövbe tövbe. Hala elin yabanını düşünüyor. Ya kendi evi ocağı, ya anası, ya kendi ailesi. Anneciğim, demek bu sefer kesin gidiyorlar. O bitli prensesle öyle bir konuşmuşsun ki vallahi göndermeyi başarmışsın. Ya ne olacaktı? Ya sırtımızda mı taşıyacaktık? Yarın sabah gidecekler. Ama gitsinler de biz de işimize bakalım. Cansel, sen Sibel'i arada. Bugün yarın bir gelsin bana. Artık evimi derleyip toparlamanın zamanı geldi. Tamam anneciğim, hemen arıyorum. Yiğidiyor. Canım sıkın sen. Ben gitmek istemiyorum Poyraz abi. Burada kalmak istiyorum. Çok sevdim burayı. Ama yapacak bir şey yok ki işte. Nana'yı yalnız bırakamam. O da beni yalnız bırakamaz. Hadi gel bakalım. Satranç oynayalım. Kafan dağılsın biraz. Geçsin bakalım. Otur şöyle. Dur bakalım. Hadi bakalım güzelim. Hangi renkleri istiyorsun? Gülüm mü, siyah mı? Fark etmez. Gel sen de kalsın. Sırada sende olsun. Diz bakalım diz. Yok, onu oraya koymayacaksın. Yeri burası. Hadi bakalım. Sen de. Ben olsam kalenin önünü açardım. Gida, dikkat et. Rezilin gidebilir. Git. Ben hiç kazanamıyorum ki Poyraz abi.
Hep yeniliyorum zaten. Beni dinle Yiğidim. Sen var ya, benim tanıdığım en cesur çocuksun. İstediği kadar gidiyoruz desin. Benden o kadar kolay kurtulamazsın. Sana bir sürprizim var. Bu sizde kalacak Yiğido. Numaramı da kaydettim. Yani nereye gidersen git, Poraz abim bir telefon kadar yakın. Ben seni çok özleyeceğim Poraz'ı. Ben de seni Yiğido. Ben de seni. Gitmekten başka çaremiz yok ki. Annesiyle karşı karşıya getiremem ben onu. Ona gerçeği söylemem ben. Ama en azından teşekkür edebilirim. Düşün Nana. Düşün.